Şekildeki sistemde T1 ip gerilmesi özdeş mıknatıslardan birinin ağırlığı kadardır. Buna göre ikinci sistemdeki T2 ip gerilmesi mıknatısın ağırlığının kaç katıdır? Şimdi özdeş mıknatıslar dediğine göre biz bunun ağırlıklarına G diyelim ve eğik düzlemimizi buraya çizelim. Bu bir eğik düzlemse ve yatayla 30 derecelik bir açı yapmışsa burada bizim G ağırlıklı bir mıknatısımız var. Burası N kutbu, burası da S kutbu bak. Daha sonra buna geldik. Burası N, burası S kutbu. Burada bizim ipimiz var. Şimdi bu iki mıknatısın hacim merkezleri arasındaki uzaklık D'dir. Öncelikle iki mıknatıs arasında manyetik kuvvet vardır. Bu manyetik kuvvet formülü müfredattan kalktı. O da nü çarpı, bak birinci mıknatısın manyetik kutup şiddeti çarpı ikinci mıknatısın manyetik kutup şiddeti bölü aradaki uzaklığın karesidir. Demek ki biz bu D ise buradaki çekim kuvvetine ne diyelim? F diyelim. Peki bir de bunu aşağıya doğru çeken ne vardı? G çarpı sinüs 30 vardı. Sinüs 30 1 bölü 2 ise bu da G bölü 2'dir. Peki bunu buradan yukarıya doğru çeken kim var? T1 var. O halde T1 ip gerilmesi burada kime eşit? G bölü 2 ile manyetik çekim kuvvetinin toplamına eşit. Peki diyor ki T1 ip gerilmesi özdeş mıknatıslardan birinin ağırlığı kadardır. Demek ki buradaki bu G'ye eşitmiş. Bu da G bölü 2 ise geriye kalan manyetik kuvvet ne olur? F'imizin G cinsinden değeri G bölü 2 olur. Peki buraya baktığımız zaman şekil 2'de iki mıknatıs arasındaki uzaklık D bölü 2. Peki burası D bölü 2 ise dikkat edersek aradaki uzaklığın karesiyle nasıl orantılı? Ters orantılı. Peki aradaki uzaklık buradan buraya geldiği zaman 2 kat ne yapmış? Azalmış. Bakın 2 kat burası azalırsa oluşan manyetik kuvvet de karesiyle orantılı olduğuna göre 4 kat artar. Demek ki burası S, burası S ise aşağıya doğru çeken bir itme kuvveti oluşur. Buradaki itme kuvveti de öncekinin 4 katı daha fazladır. Yani 4 tane F'tir. Bir tane F'in değeri G bölü 2 ise 4 çarpı G bölü 2'den burada oluşan manyetik itme kuvvetinin büyüklüğü 2G'dir. Peki bir de buradan aşağıya doğru çeken G mıknatısının ağırlığı vardı. O halde T2 ip gerilmesi aşağıya doğru çeken manyetik itme kuvveti ile G ağırlığının toplamıdır. İtme kuvveti 2G'dir. 1G'de mıknatısımız vardı. Toplam ne bulduk? 3G bulduk. Cevap D'dir.